Merhaba arkadaşlar, Olmayan Kanal'ın yeni videosunda Power Rangers Battle for the Grid'i inceliyoruz. 30-35 yaş aralığında olan arkadaşlar, çocukken hangimiz kendimizi bir Power Ranger'ın yerine koymadık ki? Ben hep Mavi Ranger olurdum. Tyrannosaurus vardı yanlış hatırlamıyorsam ve elemanın adı Billy'ydi. Türkiye'de de bir dönem TV'de yayınlanan Power Rangers ilk 1993 yılında ortaya çıktı. O günden bugüne birçok dizi, film, oyuncak, oyun derken ciddi satış rakamları olan bir marka haline geldi. Peki bunca yıllık bir marka mazide mi kalmalıydı yoksa hoş mu geldi, sefalar mı getirdi? Gelin birlikte bakalım. Power Rangers Battle for the Grid 3'e 3'lük takımlar halinde oynanan bir dövüş oyunu. Round sistemi yok. Kim karşı takımın 3 karakterinde dövmeyi başarırsa zafer onun oluyor. Oyunun standart paketinde 12 karakter açık ve günümüzde dövüş oyunlarının klasik yaklaşımı olan DLC'lerle diyelim, indirilebilir içerikle karakter sayısını arttırabiliyorsunuz. Toplamda 21 karakter söz konusu oyunda. Story modda oynarken bu açılabilir karakterlerden 2 tanesini kontrol etme şansınız da oluyor. Diğerleri de bahtınıza online oynarken rakip tarafından alınmış olursa nasıl bir oynanışlara sahip olduklarını satın almadan önce görmeniz mümkün. Ayrıca 5 tane de Megazord var oyunda. DLC'lerde ekstra Megazord çıkmıyor. Bunun ne işe yaradığını birazdan değineceğim. Online, Story, Arcade, Versus ve Training oynanabilir modlar. Bunları sırasıyla inceleyelim. Online mod, 3'e 3 gerçek oyuncularla online maç yapmanızı sağlayan alan, adından da anlaşılabileceği gibi. Ranked oynamak için önce seviyenizi belirleyecek olan 8 maça giriyorsunuz. İlk 3'ü bilgisayara karşı, 5 tane gerçek oyunculara karşı maç yapmanız lazım. Ben de ilk 3 maçta bilgisayar hep aynı takım ile geldi karşıma. Sonrasında da daha benim seviyem yokken 160 küsürüncü seviyede bir rakiple karşılaştım. Az burnumu kırdı arkadaş haliyle. Sonrasında biraz daha mantıklı eşleşmeler olmuş olsa da 500'lerde seviyeli arkadaşla eşleştirildiğimde daha 10. seviyede bile değildim. Bunu ben dövdüm yalnız. Acemi şansı ya da üstün yetenek belirtmek istiyorum. Online'da rakip bulması gayet hızlı oluyor. Maç esnasında herhangi bir lag ile karşılaşmadım. Seviye belirleme maçlarında bir kere bağlantı kopması problemi yaşadım ve onda da otomatikman maçı kaybetmiş sayıldım ama sonrasında bir daha denk gelmedim. Story mod bir hikayenin takip edildiği 16 bölümden oluşuyor. Nedir hikaye derseniz hızlıca özetleyelim. Rangerlar merkezde antrenman yaparken bir anda Lord Drakon merkeze sızıyor ve burada genç Tommy'yi öldürüyor. Ki kendisi de Tommy'nin farklı bir evrendeki hali. Ve Tommy'nin kristal enerjisini de alarak kaçıyor. Devamında da zamanda ve uzayda seyahatler ederek tüm Ranger'ların biçim değiştiricilerini ele geçirmek amacıyla hepsine saldırmaya başlıyor. Belirli bir sayıya ulaştıktan sonra kendisini de bir Ranger'a çeviriyor ancak yine de tüm Ranger'ları yok etmek için onların biçim değiştiricilerini ele geçirme operasyonunu sürdürüyor. Bizler de aynı şekilde zamanda ve mekanda seyahatler ederek Ranger'ları kurtarmaya ve Lord Drakon'u durdurmaya çalışıyoruz. Hikaye anlatımında kullanılan görseller ve seslendirmeler hoşuma gitti. Altyazıları ile seslendirme bazen uyumsuz kalıyor ama çok büyük bir problem değil. Hikayenin ilerleyişine göre tek karakter ile ya da takım halinde dövüşlere giriyoruz ve bu dövüşler kimi zaman Power Ranger'ların bakışından, kimi zaman Lord Drakon'un tayfasının bakışından oynanıyor ve hatta bir maç önce Ranger olarak başlamışken ortada bir anda karşı tarafın kontrolü size geçiyor ve az önce kontrol ettiğiniz Ranger'ı pataklıyorsunuz. Eğlenceli bir mod olmuş. Biraz uzun sürmesi ve sonunda hiçbir şey açılmaması hoşuma gitmedi. En azından bir karakter falan açılsaydı diye beklemedim. Değil ama bitti mi bitiyor. Arcade, standart dövüş oyunu klasiği olan belirli sayıda düşmanı ve en sonunda boss'u, burada Lord Drakon, dövdüğünüz mod. Takıma ilk hangi karakteri aldıysanız oyun sonunda küçük hikaye o karaktere göre geliyor ve Lord Drakon'u da dövdükten sonra artık o karakterin üstünde yeşil bir tik görüyoruz. Böylece hangi karakterlerle oyunu bitirdiğinizi takip edebiliyorsunuz. Arcade mod için eleştirilerim nedir derseniz dövüşler arası bekleme süresi gereksiz uzun. Online'da rakip aramıyor nihayetinde daha kısa olması gerektiğini düşünüyorum bekleme süresinin. Ayrıca Mortal Kombat ların kule sistemi gibi sırada hangi karakterle dövüşeceğinizi de görebilsek hoş olurmuş. Burası biraz kuru kalmış hissi veriyor. Arcade modda ne oynarsanız oynayın arkadaşlar profilinizde bunu saymıyor. Bu dikkatimi çekti. Online modda geçen sürenizi ve burada yaptıklarınızı sadece takip ediyor profiliniz.
Bunun neden bu şekilde kararlaştırıldığını anlamadım ya da belki de ben yanlış fark ettim durumu ama profilinizde karakter gelişiminiz, hangi hareketleri ne kadar yaptığınız, ne kadar süre oynadığınız ve benzeri takip edebildiğinizde bir alan var. Versus arkadaşlarınızla kapışacağınız mod. Burada merak edip iki Joy-Con'u iki farklı kullanıcı gibi görüyor mu diye denedim. Ki böylece bir Switch yanınızdayken arkadaşınızla direkt dövüşebilirsiniz diye düşündüm. Ancak ne yazık ki olmadı. Böyle bir özellik gerçekten başarılı olurdu diye düşünüyorum. Üzdü. Training ise hepsinden önce girmenizi önereceğim ısınma ve öğrenme modu. Training'in altında tutorial ya da hazırlık maçına girip oyuna ısınabiliyorsunuz ki tutorial 18 bölümde size oyunun temel mekaniklerini öğretiyor. Pataküte millete girişmeden önce bu kısma kesinlikle göz atın. Peki oyun nasıl oynanıyor? 4 temel saldırı var oyunda. Hafif, orta, güçlü saldırılar ve özel saldırı tuşu. Özel saldırılar hangi yön tuşuna bastığınıza göre şekilleniyor. Bir Street Fighter ya da King of Fighters gibi belirli yön tuş kombinasyonu sonrasında saldırı tuşuna basarak özel hareket yap modu yok. Daha ziyade Capcom vs. Marvel oyunlarında alıştığımız dövüş mekanikleri var. Bu sayede birçok tuşu sıralı ezberlemeye çalışmaktansa direkt aksiyona dalabiliyorsunuz. Üçlü takımlar halinde dövüşülüyor demiştim zaten. Dövüş esnasında L ya da R tuşuna bir kere basarsanız ilgili karakter asist yapmak için sahaya geliyor ve belirli bir hamlesini yapıp sağdan çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra kısa bir cooldown süresi oluyor ki zırt pırt karakter çağrılamaması güzel olmuş. Bu asistleri ister kombolarınızla birleştirin, isterseniz rakibi hazırlıksız avlamak için oyalayıcı kullanın, bu size kalmış. Ayrıca asist için sahaya inen arkadaş sahadan çıkmadan dayak yerse bekleme tarafındaki canı azalıyor. Ve hatta canı çok azken asiste çağrıldıysa ve sopa yerse direkt çökmüş oluyor ve sahaya tekrar alamıyorsunuz. Bunlar da ne zaman kimi asiste alacağınızı biraz da planlayarak ilerlemenizi sağlayan hoş ayrıntılar olmuş. Eğer ki dövüş esnasında arka arkaya iki kere L ya da R'ye basarsanız da o karaktere geçiş yapmış oluyorsunuz ve diğer karakter beklemeye geçip canının belirli bir kısmını doldurabiliyor. Dayak yerken canınızın belirli bir kısmı mavi ile gösteriliyor. O alan geriye aldığınız karakterin bekledikçe dolacak olan canını gösteriyor. Karakteri asist hareketinin sonunda değiştirebileceğiniz gibi asist hareketini yaptırmadan hızlıca da değiştirebiliyorsunuz. Asist hareketini tamamlayıp giden karakteri cooldown süresinde değiştiremiyorsunuz ki bu da stratejinizi iyi düşünmeniz için hoş bir handikap olmuş. Dövüşte döverken dolan süper barınız ve dayak yerken dolan megazord barınız var. Peki nedir bunlar arkadaşlar? Süper bar malumunuz artık hemen hemen her dövüş oyununda var olan güçlü hamlelerinizi kullanmak için kullanılıyor. Y ve B'ye birlikte bastığınızda bir bar yiyen seri kombolar içeren süper hareketinizi yapabiliyorken B ve A'ya birlikte bastığınızda 2 bar yiyen ve süper hareketinizi yapabiliyorsunuz. Totalde 3 bar olması bu iki hamleyi kombolarla ve birbirleriyle birleştirebilmenize olanak sağlıyor ki oyun aşırı seri kombolara imkan tanıdığından ziyadesiyle tatmin ediyor. Megazord barınız da 2 ve üstündeyken L ve R'ye aynı anda basarsanız takımınıza seçmiş olduğunuz Megazord'unuz aktif hale geliyor ve Y, X ya da A tuşuna bu sürede her bastığınızda Megazord'unuz ilgili tuşa tanımlı hareketiyle saldırıyor. 2 ya da 3 hamle yapınca kullanım süresi bitmiş oluyor ama doğru zamanda kullanıldığında savaşın kaderini değiştirebiliyor. Ki karşı taraf Megazord'u kullandığında Pataküte dalayım diyemiyorsunuz çünkü bir anda kocaman bir kılıç size vurabiliyor. Aksiyon az önce de belirttiğim gibi çok seri ve vuruş hisleri tatmin edici. Her karakter deli kombolar çıkartamıyor. Bazı karakterler ağır yani tank, bazıları hızlı ama tarzınıza uygun bir karakter bulabileceğinizden eminim. Oyunun grafikleri beklentilerimin çok üstünde başarılı. Diğer konsollarda muhtemelen görüntü kalitesi daha iyidir ancak Switch standartlarına göre değerlendiriyoruz ve bu standartları zorlamış resmen diye düşünüyorum. Arada sırada bazı pikseller karakterde ya da arka planda göze batmıyor desem yalan olur ancak dövüş başlayınca bu durumu fark etmez hale geliyorsunuz. Elde oynadığınızda ise grafikler ekstra daha başarılı ve bu durumu orada fark dahi etmiyorsunuz. Yolda giderken bir iki adam pataklayayım kısmı için güzel. Müzik olarak rock metal karışımı parça seçilmiş durumda ama bir yerden sonra yorabiliyor. Özellikle hikaye modunda hikayeyi okurken bu kadar ağır bir parçanın arkada dönmesi bir yerden sonra cidden bayıyor. Lakin dövüş esnasında hiç rahatsız etmiyor, hatta gaza bile getiriyor. Arcade ya da online oynarken bir iki farklı parça da var aslında ama hiçbiri akılda kalıcı etkiye sahip değil. Efektleri ve diyalogların seslendirmeleri ise baymıyor, normal. Sonuç olarak Power Rangers Battle for the Grid beklentimin çok üzerinde bir başarıya sahip dövüş oyunu.
karakter ve bölüm sayısının azlığı, ses ve grafikteki bazı aksamalar ve fiyat negatif yönleri belki ama akıcı dövüşler, kolay kavranabilir kombolar ve tabii ki Power Ranger'lar oyun ortalamanın üstünde tutmaya yetiyor. Dövüş oyunu sevenler alıp oynayabilir belki ama aynı fiyat bandında daha iyilerini de bulabileceğinizi unutmayın. Böylece bir incelememizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki incelemede görüşebilmek ümidimle. Hoşçakalın.